...bu tünel işi nedir? Ben onu da tamam... İki yakaya anladım. iki büyük tünel... vaatleriniz evet. arasında. Karayolu ulaşımı... ...83,5 kilometrelik... ...dev tünel projeleriyle... ...rahatlatılacak evet. dediniz. E, i̇ki yakaya iki büyük tünel projemiz. Bu da çok önemli bir proje. Avrupa yakasına 88, Anadolu yakasına da... ...34 kilometre... ...tünel projemiz var. Şimdi birincisi ilk beş yılda 47 5 yılda... ...47,5 kilometre... ...çayır başından... E, ...başlıyoruz ve burada Ayaza, Levazım, Dolma Bahçe e, kısmıyla birlikte e, Dolmabahçe Dolma ile Kilios arasında aslında bu iki at arkadaşlar biraz hızlı gidiyorlar galiba e, iki proje ile birlikte ne yapıyoruz Büyükdere Caddesinin o akşam iş saatinde Levent'teki efendim sıkıntıyı problemi çileyi e, aktarıyoruz yani oradan çıkan hem Büyükdere Caddesi'nin yükünü azaltıyoruz hem Kilios'tan eee Dolmabahçe'ye deplase yapıyoruz. Yani buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bu şöyle bir şey mi? Kadir Topbaş döneminde yapılan tünellere benzer tüneller mi olacak bunlar? Bun onlar gibi olacak. Nasıl? Dolmabahçe'ye gelen tünelimiz var. E, gidiyoruz Kağıthane'den giriyoruz Pat diye Dolmabahçe'ye çıkıyoruz. Bu istiyoruz. da onlar gibi olacak. Tabii ki onlar gibi e, gelecekler. Atıyorum Sarıyer'den bir vatandaşımız Armutlu'ya gitmek istiyor. Hemen bu tünele girecek ve oradan hızlı bir şekilde bu projeyi, bu tüneli kullanarak yani en vakit tasarrufu yapacak. Vakitte vakitte burada kazancını gösteriyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı hareket ediyorlar. Ee, orada bu, da hem bu birinci ondalı hem de vakitten kazan sağlayacak. Bakın tam mesela bu hatta ne yapacakmış ee, Halk, Ahmet, Ahmet Ahmet Bey? Kağıthane, Bayrampaşa arasında 11.6 kilometre bir tünel yapacağız ve 10 dakika orada kazanç var. Yani 10 dakika daha erken gidecek. Bu taraftaki vatandaşımızı da yine etkileyen trafiği azaltmış olacağız. Bir de çevre kısmı var bunun. Bu da çok önemli. Yani İstanbul'un havası artık nefes alınamaz hale doğru gidiyor. Yani sonuçta onu da düşünmek zorundasınız. Ve burada da yine emisyonu azaltmış olacağız. Devam edelim. Ben şeyi tam anlayamadım ya bu iki tünel nereye yapılacak? Tam e, bu şeyden ortaya çıkmadı yani. Evet. Burası Avrupa yakası. İkisi de Avrupa yakasına. Doğru mu? Şimdi ee, Murat bu Bey, bu ikisi. anlattıklarımız Avrupa yakası. E, Avrupa yakasında ki tüneller. Dolayısıyla o tünelleri yaptığımızda hani Kilyos'tan e, öbür tarafta Halkalı'ya bir öncekini açar mıyız arkadaşlar? Bir öncekinde gösteriyor. Bu Anadolu yakasındaki Bu Anadolu, tünel. Bu evet. Yeni Sahra ee, orada Kilios'tan Sarıyer'den binen vatandaşımız e, Dolmabahçe Levazım tüneliyle birlikte e, bakın burada Kilios'tan Sarıyer'den e, bunun devamı varsa bunu gösterelim. E, Kilios'tan Sarıyer'den Çayırbaşı'ndan geliyorsunuz. Bakın Dolmabahçe'ye e, devamında İslam ve işte taş ocakları kısmına neresi burası? O, Avrupa... Esenlerin Esenler'in oraya kadar bir trafiği deplase ediyoruz. Çok önemli. bu Avrupa yakasının büyük tüneli bu mu? Evet bu. Şimdi burada neyi rahatlatıyoruz? E5'i rahatlatıyoruz. Neyi rahatlatıyoruz? O3 tem otoyolunu rahatlatıyoruz. Hatta hatta Kuzey Marmara'ya e, deplase ediyoruz. Bakın devamı var bunun. Bu da ikinci beş yıldaki kısmı. Ta büyük kadar bu hattı bağlıyoruz. Aslında, tünelle. Evet tünelle. Ne oluyor? E5'e alternatif oluyor. Toplu ulaşıma alternatif oluyor. O üçe e, alternatif oluyor. Kuzey Marmara'ya bağlamış oluyorsunuz. E, ve hani bir örümcek ağı gibi hem toplu ulaşımı hem de bu tünelleri yaparak karayoluyla birlikte birbirine bağlamış oluyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bakın. Killyos'tan çıkan kardeşimiz 45 dakika kazanıyor. 45 dakika. Ve 200 ton e, 280 ton da emisyon kazandırmış oluyor. çevreci tabii, bir proje. Tabii tabii ya. ki yani ee, dolayısıyla bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip projeler. Ne yaptılar? Ya bu Kilyos Sarıyer'deki tüneli e, kapattılar ya. Yani, Var mıydı öyle? Tabii ki başlatmıştık biz bu projeleri. Başlattığımız projeyi bile devam ettiremediler. Oraya yani, hafriyat döktüler. Kilios'tan mi? başlamış mıydı? Tabii ki başlamıştı. Orayı durdurdular. İptal ettiler. Efendim öbür taraf lazım değil. Sonra yeri başladılar. Mehter takımı gibi. iki ileri bir gelin yani böyle böyle bir yönetim anlayışı olursa e, çileye dönüşür trafik Peki, evet öb öbür yani Avru e, Asya'daki onu da bakalım bunlar Avrupa Yakası'nın iki tüneliydi şimdi Anadolu Yakası'nın tünellerine bakalım projesine yani orada da e, Yeni Sahra Bosnacı e, etabında 10.2 kilometrelik bir hattımız var e, bu da e, çok önemli yani hem D100 karayolu dediğimiz E5 eski ismiyle ona alternatif bir proje yani işte Kadıköy'den Ataşehir'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşacaklar. orada da müthiş bir trafik oluyor. Evet, orada da müthiş bir trafik. ne olacak? Oradaki hem D100'deki E5'teki trafiği rahatlatmış olacağız hem de alternatif bir güzergahı eee İstanbul'lu kardeşlerimize sunmuş olacağız. Ama son tahlilde ee, yani evet bu projeler çok önemli ama bence nüfus konusu çok daha dikkat çekici ki şimdi neredeyse 20 milyonu buluyor İstanbul'un nüfusu. Bu nüfus konusunda bir çalışmanız işte e, tersine göç işte köye dönüş projeleri gibi bu nüfusu daha kontrol altına alacağınız bir proje olacak mı? Evet oraya gelmeden şu tüneli isterseniz hemen bitirelim. 2034 yılında Fulya Hanım Anadolu yakasında ikinci beş yılda yapacağımız bir hat bu. Sahil yolu biliyorsunuz çok sıkışık. Yani e, orada baktığınızda evet. işte Üsküdar'dan e, Beykoz'a kadar o sahil yolunda hafta sonları yani e, bazen gitmek bile istemiyorsunuz. Evet. Yani o trafiğe evet. girmeyeyim e, diye. Sahil Halbuki İstanbul'un incisi Boğazımız. Tabii e, hani e, orada balık tutmak istiyorsunuz, orada bir restoranda yemek yemek istiyorsunuz, yürüyüş yapmak istiyorsunuz. Bu bir çileye dönüyor. Hı hı. Ne yapacağız? Burada da sahil yolunun alternatifi bir tüneli e, Üsküdar'dan. Ee, başlayıp e, efendim orada Çubuklu'ya kadar bir hatı e, hem E5'e hem de TEM'e alternatif bağlantı yolu olacak şekliyle bu da ikinci beş yılda yapacağımız ki bu hatta 20 dakika vatandaşlarımız kazanıyor olacak ki burada da büyük bir nüfus, nüfus var yani sadece Çengelköy'de değil işte Ümraniye'de efendim bu tarafta e, yine Üsküdar'da Ataşehir'de Kadıköy'deki vatandaşlarımıza da bu hat Beykoz'a kadar çok önemli bir kazanç sağlamış olacak. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak biz İstanbul'un 16 milyon nüfusunu aslında büyümesini istemiyoruz. Yani yerleşik olarak nüfusun artmasını istemiyoruz ve burada istediğimiz şu. İstanbul'u bir bütün halinde değerlendirmemiz gerekir. Hatta hatta Marmara bütününde değerlendirmemiz gerekir. Yani bu tarafta baktığınızda Yalova'ya kadar, Efendim Düzce'ye kadar, diğer tarafta Tekirdağ, efendim Edirne'ye kadar, hatta hatta Çanakkale'ye kadar ki biz o köprüleri yaparken bu vizyonla yapıldı. Çanakkale Köprüsü'nde e, insanlarımız artık Çanakkale'den buraya gelip gidebiliyorlar. Efendim buradan İzmir'e 2 e, saatte, 2 buçuk saatte gidebiliyorsunuz. Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla Marmara bütününde biz bu konuyu ele alacağız. Ve İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz. Hı hı. Ama bu sabit kalırken de İstanbul'a gelen turist sayısı işte 18 milyon bu yıl daha fazla gelsin. Daha fazla gelsin, rahat etsinler. Esnafımız daha çok kazansın. Efendim buradaki hareketlilik daha fazla olsun da istiyoruz. İstanbul'u özelinde turizmin, yüksek teknolojinin e, merkezi haline, e, ekonominin lokomotifi olan ve nitelikli üretimin merkezi olan eğitimin, burada kültürün, Değerli oldu. Okuyan gençlerimizin kendini huzurlu, güvenli hissettiği bir şehir olsun istiyoruz. Bu bakış açısıyla düşünüyoruz. Hani hep e, alternatifli bakış açısıyla baktığımızda adımlarımızı buna göre attığımızı söyledik ya. Burada da yaptığımız bu. Evet. Tabii bunun dışında bir de kavşak projelerimiz var ulaşımda. O da önemli. Yani çileye dönüşmüş. Örneğin işte Mahmut Bey kavşağı var. Mahmut Bey e, e, etrafındaki size de yakın. E, burada 20 adet katlı kavşak ve 151 adet de kavşak projesini hızlı bir şekilde yine etki analizi yaparak, vatandaşlarımızın taleplerinin, ihtiyaçlarının nerede olduğunu bilerek, fayda maliyet analizi yaparak çalıştık. Ve işte e, Mahmut Bey kavşağı gibi, yine e, Ataköy kavşağı gibi böyle artık çile olmuş. Yani orada vatandaşlarımızın gerçekten büyük sıkıntı çektiği alanlarda e, hızlı bir şekilde bu yatırımları yapıyor olacağız. Mahmut Bey kavşağında mesela örnek bir çalışma yaptık. E, o örnek çalışmada e, bakacak olursak arkadaşlar yansıtabilirse eğer park ee, ve yol düzenlemeleri, tüneller ve metro ağlarıyla siz aslında hem bu trafiği rahatlatacağınızı söylüyorsunuz, nüfusu kontrol altına evet, tutmayı istiyorsunuz. Evet, Dönüş için mesela yani İstanbul'dan tersine göçe de teşvik. Tabii ki mı bunu mesela? bunu bunu da yapacağız. Yani İstanbul'dan memleketine yerleşmek isteyen büyüklerimiz varsa, hani burada emekli oldu, işte artık ben İstanbul'da değil de memleketimde yaşamak istiyorum derse Onları da teşvik edecek çalışmayı e, yine ortaya koyuyor olacağız. Yani e, o, o manada İstanbul'un tabii ki genç nüfusu artacak. E, tabii ki İstanbul'daki nüfus artışı bu manada e, kendi içinde yani sonuçta ailelerimiz evleniyor, çocukları oluyor. E, burada huzurlu bir yaşam olsun istiyoruz. Ama tersine İstanbul'da olan İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Biz Kahtane'de oturuyoruz. E, Kahtane'de e... Kahtane'de de trafik oluyor. Evet, orada da var. Dolayısıyla bunu bir bütüncül yaklaşımla inşallah değerlendiriyor olacağız. Bu da çok önemli. Yani E5'te yan yol düzenlemesi ki bu da başlanılmamış maalesef çaresiz bir şekilde buradaki vatandaşlarımız bekliyor. Bu yan yol düzenlemesiyle birlikte de aslında yani Kadıköy-Göztepe kısmından ta Çayırova'ya kadar E5 düzenlemesini yaparak oradaki trafiği rahatlatmış olacağız ki bu süreçte 12 dakika daha erken bu tünel değil ama yok yok bu E5. evet evet 5in yol düzenlemesi ee, bununla birlikte otoparkı da tabi değerlendiriyoruz yani evet, e, otopark meselesi evet otopark da çok çok önemli en önemli sorunlardan biri de o otopark yani, e, burada da 5 yılda 250 bin otopark yapalım istiyoruz e, bu sorunu yani otopark sorununu çözmek çok çok önemli. Yani toplulaşımı yapacaksınız ama e, hani çok yönlü düşünüyoruz dedik ya... ...otoparkı yapmazsanız insanlar ulaşıma nasıl gelecekler? Araçlarını nasıl park edecekler? Diğer bir alternatif bakış açımız ne? Üstü park, altı otopark. Niye üstü park? Ya yeşil alan eksiği var. Orada mahallelerde yeşil alan olsun istiyoruz. Ne var eksik? En önemli depremde toplanma alanı eksiği var. Şimdi o toplanma alanını e, yapacaksınız ki insanlar... Orada kendilerini güvende hissetsinler. Ben Dolayısıyla... şeyi merak ettim. Şimdi beş, bu çok afaki geldi bana. Yani 5 yılda 250 bin araçlık otopark. Siz e, tek tek yerlerini tespit ederek, saptayarak mı bu hedefi koyuyorsunuz kendinize? Yoksa hani başkan seçilirseniz üzerinde çalışarak mı yapacaksınız? Yani biliyor musunuz? nerelere yapacağınızı şu anda? Şimdi bizim ekibimizde gerek Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce bu işleri yapmış, liyakatli, İstanbul'u bilen, İstanbul'un sorunları bilen ekiplerimizle çalışıyoruz. Proje firmalarıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada bir veriyi, bir projeyi sunarken de Bilim insanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın neticesini sunuyoruz. Ya biliyor musunuz nereye yapacağımızı? Bu, bu kavşaklarda, bu, bu efendim otoparklarda yapılmış çalışmalardır bunlar. Ahmet Bey öyle kafanıza göre... Yani yerleri belli mi bunlar? Tabii ki belli. Yani ilçelerde yapılması gereken kısımlar, e, toplulaşıma olan mesafeleri, e, oradan park et, devam et uygulamasını yaygınlaştırmamız gerektiği yerde nerede otopark olması lazım, nerede ihtiyaç var? 39 ilçenin... 964 mahallenin tek tek oradaki arkadaşlarımızla görüşülmüş, tespitler yapılmış, çalışılmış, saha analizi yapılmış, 23 bin kişiyle sahada araştırma yapılmış ve tek tek bu araştırmaların neticesiyle hazırlanmış projelerdir bunlar. Öyle biz kafamıza göre efendim şu kadar otopark yapalım, şu kadar metro yapalım diyebilir miyiz? Yani bu çalışanlara da onların emeklerine de saygısızlık olur. Dolayısıyla... Bu çalışmalar çerçevesinde e, hazırlanmış projelerdir ve e, burada da park et, devam et uygulaması niye önemli? Toplulaşımı teşvik etmek istiyoruz. İnsanlar araçlarını otoparklara park Bu etsinler. ne demek? Ben hiç anlamadım. Toplu şimdi Şimdi Park et, terk et ne demek? Yani? Ne demek? Diyelim ki siz nerede oturuyorsunuz? Şişli'de. Şişli'de, Şişli'de oturuyorsunuz. E, evinizin orada e, metro hattı yok. Metrobüs hattı yok. Nerede var? Beşiktaş'ta var diyelim. Şimdi Beşiktaş'a gideceksiniz. Nasıl gideceksiniz? Arabanız var. Arabanızla Beşiktaş'a gideceksiniz. Arabanızı park edeceksiniz. Oradan toplu ulaşıma bineceksiniz. İşinize gideceksiniz. Akşam gelip orada aracınızı otoparktan alıp evinize gideceksiniz. Ne yapacaksınız da böyle olacak? İşte bu 250 bin aracı park edecek otopark yapacağız. Otopark yapacağız ki insanlarımız toplu ulaşımda rahat, evet. konforlu bir şekilde gitsinler. E, tek uygulamaya geçeceğiz ne demek? Şöyle, şimdi burada e, birçok uygulama var. Yani e, insanımız bugün nasıl gideceğini bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor, hangi otopark boş bilmiyor, efendim özel, kamu, belediye… Bir aplikasyon kim... mu bu? E, evet, yani bir kere e, tüm bu manada navigasyon uygulamasını tek dijital ortamdan yönetiyor olacağız… Yani eskiden İBB cep trafik vardı. Ya biz onu, onu yaptık, verdik. Emin olun onu bile e, yönetip daha iyi bir hale getiremedi bu mevcut yönetim. Şimdi burada biz tek çatı altında dijital olarak otoparkını insanlar yarın işte siz şehidden kalktığınız Kadıköy'e gideceksiniz otoparka bakacaksınız hangi otopark? Gerekirse o otoparkı rezerve edeceksiniz. Ben 20 dakika sonra oraya geliyorum o otoparkı benim adıma rezerve edin. Ha orada otopark dolu. Otoparkı yapmakla kalmayıp onu böyle bir dijital ortamda yönetmek istiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. O yüzden zaten dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani bu manada işte pazardan alışverişten tutun da taksi çağıracaksınız, taksiyi e, çağırmaya efendim hangi taksiye bineceğinize kadar, hangi otopark boş, ona kadar birçok hizmeti tek uygulamada e, biz İstanbul dediğimiz uygulamada veriyor olacağız. Şimdi yine Otoparkla alakalı şöyle bir sorun var İstanbul'da. Yani insanlar evlerinin önüne araçlarını park ediyorlar. Mevcut yönetim bu park yerlerinden dahi para alıyor ve bakıyorsunuz İSPARK zarar ediyor. Nasıl zarar ediyor anlamak mümkün değil de yani işte siz hep söylüyoruz yani o liyakatli kadro, liyakatli kadro, bilen kadro eee bununla yönetmeyince zarar edersiniz. Bizim Peki. burada şöyle bir taahhüdümüz var. Evinin önüne park eden vatandaşlarımızdan biz gece gündüz herhangi bir ücret almayacağız. Benim evimin önünde ispark var. Evet olmayacak. Senin eh, Ahmet Bey evinizin önünde arabanızı park ediyorsanız oraya ücret ödemeyeceksiniz. Gece mi sadece? Gece de gündüz de. Ya bu sizin yaşam hakkınız ya. Yani o ne demek otopark yaptı. E yolları böldüm otopark yaptı. Ya böyle otopark mı olur? O yol zaten vatandaşın ya. ya siz evinize gideceksiniz. Evinizin önündeki kaldırımı Çizeceğiz biz e oralara da işte saati 50 lira 60 lira para alacağız. İstanbul'da birçok yerde İSPARK'ın yerleri öyle zaten. Eğer sizin evinizin önüyse evinizin önüyse sizden biz herhangi bir ücret almayacağız. Gece gündüz. Ve ne yapacağız buna ilave olarak İSPARK otopark ücretlerinde İstanbul'un genelinde %25 indirim yapacağız. Hepsinde. Hepsinde ve daha da önemlisi ilk yarım saat vatandaşlarımız İSPARK'ın yerlerini... Ücretsiz kullanacak. İlk yarım saat i̇lk, ücretsiz. İlk yarım saatte ücretsiz olacak. Niye? Ya markete gideceksiniz, hastaneye gideceksiniz. Orada İspark'ın bir yeri var. Ee, gidip oraya park edip yarım saat içinde işinizi halledebilirsiniz. Yani e, halledip çıkacak. Ya bir ekmek alacaksınız arabaya e, efendim 30 lira, 25 lira, 50 lira. Ya niye versin vatandaşın O zaman para? şöyle mi? Evin önü serbest. <laughs> bir. İlk yarım saat para vermek yok. Üretsiz. İki. Evet. Yüzde 25 indirim evet. var. Üç. Aynen öyle. Geçelim mi öbür başka? başka.